Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersul hamisu min kitabı Dava ve Beyinat. Dava ve Beyinat'ın Beyinat kitabının 5. dersini okuyoruz. Ve la yuhallafu, yuhallifudur yanlıştır. Ve la yuhallafu kadim ala terkihi ez-zulme. Kadim zulüm terk ettiğine dair yemine verilmez. Kadiye diyemeyiz, gel yemin et ki ben hükümde dava icra etmekte zulüm etmemişim diye onu yemine veremeyiz. وَلَا يُحَلَّفُ قَادٍ عَلَى تَرْكِهِ الزُّلْمَ. Niye? Çünkü kadi adil olduğunu kabul etmişiz. İmam, sultan onu ne etmiş? Halife onu kadi yapmış. Eğer hakkında öyle bir şüphe varsa zaten kadiliği sıkıntıya girer. Onun için kadi وَلَا يُحَلَّفُ قَادٍ عَلَى تَرْكِهِ الزُّلْمَ وَلَا شَاهِدٌ اَنَّهُنْ لَمْ يَكْذِبْ. Bir şahit de yemine verilmez ki yalan söylememiş. Yani yalan söylemediğine dair bir şahit ne edilmez? Bir şahit yemine verilmez. وَلَا شَاهِدٌ اَنَّهُ لَمْ يَكْذِيبْ. Hiçbir şahit yalan söylemediğine dair yemine verilmez. Zaten şahit önce araştırırız, adaletini adaletine kanaat getiririz, sonra onu ne ediyoruz? Onu şahit kabul ediyoruz, şahadetini kabul ediyoruz. Eğer yalan söyleme şüphesi varsa niye şahit kabul ediyoruz? Öyleyse herhangi bir şahit yalan söylemediğine dair ne yapılmaz? Yemine verilmez. وَلَوْ قَالَ مُدَّعًا عَلَيْهِ. وَلَوْ قَالَ اَجَرْ derse مُدَّعًا عَلَيْهِ. Eğer bir مُدَّع عَلَيْهِ derse اَنَا سَبِيٌّ. Ben sabiyim. Ben çocuğum. لَمْ يُحَلَّفْ. Yemine verilmez. Peki ne olur? Adam diyor ben balık olmamışım. Balık olmadığına dair yemine verilmez. Ya ne yapılır? Ve vukife. O emir, o dava durdurulur, askıya alınır. Hatta yebloga, hatta ki balık oluncaya kadar daha yeni aleyhine dava açarız. Muddain yeni dava yapar. Onun için ifadesini, durumu mahkemeye ne ederiz? Yeni intikal ettiririz. Demek velev kâle mudda'an aleyhi ene sabiyyü. Lem yuhallef. Yemine verilmez. Ve vukife hatta yebluğa. Balık oluncaya kadar ne yapılır? O dava askıya alınır. Vel yeminu. Yemin neyi fayda veriyor? Yemin eden kişinin beraetini mi ortaya koyuyor? Yok. Vel yeminu, yemin tüfidu kat'al husumeti fil hal. Yemin fil hal husumetin kat'ini ne ediyor? İfade ediyor. La beraeten. Beraeti ifade etmiyor. Bir adam yemin etti. Tamam, dava kesildi. Dava bitti. Ama Allah katında o yemin eden kişinin zimmeti beri olmaz. Eğer haksız ise o nedir? Sorumludur. Yemin sadece hal hazır, zahiri husumeti bitirir. Yoksa beraati bitirmez, gerçekleştirmez. Pek felev hallefe, madem beraati gerçekleştirmez. Felev eğer hallefe yemine verdiği biri, hu birini, sümme ekame beyineten. O müdda'i, müdda'a aleyh yemine verdikten sonra beyinetini getirdi, şahitlerini getirdi. Hakeme, kadi hüküm yapar biha beyinetine. Hani onu yemine vermiş, artık beyinet getiremez, öyledir, getirebilir. Demek vel yeminu tüfidu kat'al husumeti fil hal la beraeten. Felev hallefehu sümme ekame beyineten hakeme biha. Onunla ne yapar? Onunla hüküm eder.
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ مُدَّعَ عَلَيْهِ derse قَدْ حَلَّفَنِي مَرَّةً Muddai daha önce bir sefer beni yemine vermiş. Ben bir daha ikinci sefer yemin etmem. Ne olur? فَلْيَحْلِفْ O zaman مُدَّعَ عَلَيْهِ yemin etsin ki اَنَّهُ yok. اَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي yok. وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَلِي مُدَّعَلِي diyor قَدْ حَلَّفَنِي مَرَةً Muddai bir sefer beni yemine vermiş. فَلْيَحْلِفْ Yemin etsin ki اَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي Yemin etsin ki beni yemine vermemiş. Yani beni daha önce bu olaydan dolayı yemine vermediğine dair yemin etsin. Ne yaparız? مُدَّعَ عَلَيْهِنَنْ bu davasını kabul eder miyiz? Evet. مُكِنَ فِي الْاَسَّحِينَ Es-Sah'a göre Muddainin tahlifinin imkanı buna verilir. Yani onun bu isteği üzerine muddaiyi da yemine verir. Diğer yemini et ki ben bu adamı daha önce yemine vermemişim. وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ قَدْ حَلَّفَنِي مَرَّةً فَلْيَحْلِفْ اَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي Öyle bir iddiası olursa مُكِنَ فِي الْاَسَّحِينَ Yani مُكِنَ مِنْ تَحْلِفِهِ الْمُدَّعِيِ Muddai yemine verme imkanı muddaa aleyhe verilir. Ve izâ nekele ne zaman ki muddaa aleyhi yeminden men olursa halefel muddai muddai ne eder? Yemin eder. O dava muddaiye sirayet eder. Ve kada Kadi hüküm yapar. Lehu muddaiye. Niye? Muddainin şahitleri yok ki dava kime intikal etmiş? Yemin kimin hakkı olmuş? Muddaa aleyhi. Muddaa aleyhi de diyor ben yemin etmiyorum. O zaman muddai yemin eder. Ve kadallahu kadi ne eder? Muddaiye hüküm eder. Onun lehine davayı sonuçlandırır. وَلَا يَخْدِبِ النُّكُولِ وَقَادِ مُدَّعَ عَلَيْهِنِ النُّكُولُيْلَ Yemininden men olmayla hüküm etmez. وَلَا يَخْدِ Hüküm etmez kadi. بِنُّكُولِهِ مُدَّعَ عَلَيْهِنِ النُّكُولُيْلَ Hüküm etmez. Ya مُدَّعَ عَلَيْهِنِ النُّكُولُ edince o yemin muddaiye geçiyor. Muddai yemin ettikten sonra kadi yeni hüküm eder. Yoksa muddaa aleyhi ben yemin etmem deyince hemen kadi öyleyse muddai kazandı, hak muddainidir diye hüküm etmez. Peki nukul nedir? Nukulu bilmiyoruz. Ve nukulu en yekule ene nakil. Adam diyor ben nakilim. Yani ben yemin etmekten mümteniyem, yemin etmiyorum. اَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَادِي Kadi, yemin etmesi gereken kişi diyor, muddaa aleyhe diyor, اِحْلِفْ yemin et. فَيَقُولُ da diyor, لَا اِحْلِفُ ben yemin etmiyorum. Ha nukul gerçekleşti. Ama فَاِنْ سَكَتَ Kadi birine diyor, yemin et. O da ne yemin ediyor, ne ben etmiyorum diyor, sukut ediyor. فَاِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَادِ بِنُكُولِهِ Kadi onun nukulüyle ne ediyor? Hüküm ediyor. فَاِنْ سَكَتَ Sükut ederse حَكَمَ الْقَادِ بِنُكُولِهِ Kadi diyor bu nakildir. Onun nukulüyle ne ediyor? Hüküm ediyor. Niye? Çünkü susma hakkına sahip değil. Ne yapacak? Ya yemin edecek ya diyecek ki ben yemin etmiyorum. Susması Kadi için bir gerekçedir. Onun kuluyla ne etsen hüküm etsin. Ve kavluhu lil mudda'i Ve kavluhu lil mudda'i Ve kavluhu lil mudda'i Kadının kavli mudda'i için İhlif Kadi mudda'iye ne diyor? Hüküm et. Diyelim muddaa aleyhi yemin etmedi. Kadi muddaiye dönüyor. Ne diyor? Diyor sen yemin et. Bak ve kavlu lil muddai ihlif
Bu hükmün bir nukulihi. Mudda'a aleyhinin nukulunun hükmüdür. Yani mudda'a aleyhi yemin etme. Kadi diyor yemin et, o sukut ediyor. Kadi nakil dedi demiyor, mudda'ya dönüyor diyor sen yemin et. Ha, kadinin mudda'ya sen yemin et demesi mudda'a aleyhinin nukuluyla hükmetmiş anlamına gelir. Yani kadi mudda'a aleyhi burada nukul yapmış, nakil olduğuna hükmetmiş anlamına gelir. Ve kavluhu kadinin kavlu lil mudda'i mudda'ya ne demesi, ihlif demesi bu hükmün bir nukulihi. Bu kadinin nukuluyla bir şey, mudda'a aleyhinin nukuluyla bir nedir? Bir hükümdür. Oldu mu? Vel yeminul merdudetu. Yemini merdud. Hani mudda'a yemin etmeyince o yemin mudda'ya rad ediliyor, dönüştürülüyor, çevriliyor. Vel yeminul merdudetu. O mudda'ya rad edilen yemin fi kavlin bir kavle göre kebeyyinetin. Bir kavle göre beyinet gibidir. Vel yeminul merdudetu fi kavlin kebeyyinetin. Bir kavle göre yemine merdud beyinet gibidir. Yani mudda'i şahitlerini getirseydi neyi hak ediyor idi, durum ne idi, ona yemin rad edilince yemin ettiği vakit beyinet hükmüne geçiyor. Ve fil ezeri, ezere göre yemine merdud beyinet gibi değil ki ikraril mudda'a aleyhi, mudda'a aleyhinin ikrarı gibi. Sanki mudda aleyhi, evet sen haklısın, bu kadar alacağın var bende. Tabi bu, vel yeminul merdudet fi kavlike beyinetin beynet gibiyse bir takım hükümler terettüp ediyor. Ve fil eser ki ikrarin mudda aleyhinin ikrarı gibi de eğer ikrar ise onun üzerine farklı hükümler terettüp ediyor. Fe durum böyle olunca hani beynet mi gibidir, ikrar mı gibidir? فَلَوْ اَقَامَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ مُدَّعَ عَلَيْهِ ki yemini neye döndürmüş? Mudda'ya döndürmüş. فَلَوْ اَقَامَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ مُدَّعَ عَلَيْهِ ikamet etti. Ba'daha o yeminden sonra ne ikamet etti? Beyineten, bir beyineti, şahidlerini getirdi bir edai. Dedi ben bu borcu ödemişim. Önce ben yemin etmiyorum dedi. Nakil duruma düştü. Yemin mudda'ya sirayet etti. Mudda'ya yemin ettikten sonra bu sefer akamel mudda'a aleyhi mudda'a ikamet etti ba'daha yeminden sonra beyineten şahitlerini getirdi bir edai. Borcunu eda ettiğine dair. Ev İbrahim yahut da mudda'i beni Yasin gel biraz otur söyle. Biraz konuşayım bundan sonra. فَلَوْ اَقَامَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بَعْضَ بَيِّنَةً بِاَدَائِمْ اَوْ اِبْرَائِمْ لَمْ تُسْمَعَ لَمْ تُسْمَعَ. Eda ile ilgili, İbra ile ilgili bir beyinet getirirse لَمْ تُسْمَعَ. Onun bu beyineti ne olmaz? Bu beyineti dinlenilmez, kabul edilmez. Bu eğer ne olursa, eğer ikrar gibi olursa, insan bir şey ikrar ederse, onun tersiyle ilgili şahit getirse nasıl olmaz ise, yemin-i merdudeden sonra mudda'a aleyhi ibra veya eda ile ilgili beyinet getirse, o da ne yapılmaz? O da kabul edilmez. Yani bu ikinciye göre. Ama birinciye göre beyinet gibi ise kabul edilir, sema edilir. Oldu. Demek lem tusma ala sani ve illa fa ala al-awwali tusma. Fe in lem yahlif al-mudda'i fe in lem yahlif al-mudda'i eğer mudda'i yemin etmezse. Fe in lem yahlif al-mudda'i mudda'i yemin etmiyor. Bak ona yemin red edildi, o da yemin etmedi. وَلَمْ يَتَعَلَّلْ بِشَيْءٍ
bir herhangi bir şeyle de taallul illetine getirmedi. Gerekçesini maziletinde beyan etmedi. Sadece yemin etmiyor. Sakata hakkuhu an minel yemin. O yemini merdudeden hakkı sakat oluyor. Sonra bir daha yemin etmeye kalkarsa biz ona o müsaadeyi vermeyiz. وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ خَسْمِهِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ خَسْمِهِ Muddai hasmının mutalebetini yapamaz artık. Onunla münakaşa yapamaz. Dava sonuçlandı, bitti. Niye? Şahit getiremedi. Kendisine yemin reddedildi, yemin de etmedi. Hak, yeminden de hakkı düştü. Beyneti de zaten yok. Karşıdaki kişiyle, muddai aleyhine de, hasmiyle de mutalebe yapamaz. وَاِنْ تَعَلَّلَ بِاِقَامَةِ بَيِّنَةٍ وَاِنْ تَعَلَّلَ بِاِقَامَةِ بَيِّنَةٍ Eğer bir beyinetin ikametiyle illetini getirse, ben yemin etmiyorum, niye? Şahitlerim var. Şahit getireceğim. اَوْ مُرَاجَعَةِ حِسَابٍ Yahut da ben bir hesabıma müracaat edeyim, derslerime bakayım ondan sonra. Uhbile selasete eyyamin. Üç gün ona ne yapılır? O zaman muhlet verilir, süre verilir. Vakile ebeden. Bir kileye göre beyinet getirinceye kadar, hesabına müracaat edinceye kadar ona ne yapılır? Müsaade edilir. O vazgeçmeyinceye kadar biz mecbur ne ederiz? Onu bekleriz. وَاِنْ اِسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ حِينَ اسْتُحْلِفَ وَاِنْ اِسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ Eğer مُدَّعَ عَلَيْهِ muhlet isterse حِينَ اسْتُحْلِفَ مُدَّعَ عَلَيْهِ Muddainin şahitleri yok, sen yemin et. Yemin ondan talep edildiği zaman o da اِسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ müsaade istedi. Bana müsaade edin. لِيَنْزُرَ حِسَابَ اَوْتَكَ حِسَابَ بَخَيْنَ لَمْ يُهْمَلْ yümhel, ona muhlet verilmez. Niye? Çünkü dava bitmiş, yemin etmesi gerektiği anda yemini tahir edemez. O müsaade ona verilmez. Vakile selaseten, bir kileye göre üç gün ona ne yapılır? Üç gün ona müsaade edilir. Vakile selaseten, bir kileye göre üç gün ona ne yapılır? Ona müsaade verilir. Bak. وَاِنْ اِسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ حِينَ اسْتُحْلِفَ لِيَنْزُرَ حِسَابَهُ لَمْ يُمْهَلْ وَقِلَ سَلَاسَةً Yemin etmesi gerektiği anda yemin tahir etme müsaadesini isterse müsaade verilmez ve üç gün verilir kıyleye göre. Ama وَلَوْ اِسْتَهْمَلَ فِي اِبْتِدَاءِ الْجَوَابِ Daha iptidaul cevabda. Hani muddai ben yemin şahit getirmeyince mudda aleyhe dönerken bak ona yemin istemedi. Sen ne dersin dediğimiz zaman o da müsaade isterse bana müsaade edin. Defterime bakayım şöyle böyle. Umhüle ilahil meclisi. Meclisin sonuna kadar beklesin, düşünsün. Ya ne eder, ya vazgeçer davadan, ya yemin eder, ya yeminden men olur. Demek ve lev istemhele fi ibtidail cevabi umhile ile ahiril meclisi. Meclisin ahirine ona muhlet verilir. Ve men tulibe biz zekati ve men tulibe biz zekati fedda'a def'aha ile sa'in ahir. Birine deniliyor ki zekat ver. O da diyor ben başka bir sa'iye vermişim, başka bir görevliye vermişim. Ev iddia galete harisin. Biz zekatını ver diyoruz. O da diyor haris, zekatı tahmin eden, mala değer biçen kişi yanlış yapmış. Benim bu kadar malım yok diyor. Ve elzemnâhul yemine. Biz de yemin ona lazım kıldık. Daha da yemin et ki başka bir sahiye vermişsin. Veya yemin et ki haris galet yapmış, yanlışlık yapmış. Yemin et. Yemini ona lazım kıldık. İlzam ettik. Fennekele o da yeminden ne oldu? Men oldu, vazgeçti.
Ve teazzere raddül yemini. Burada yemin raddi de imkansızdır. Kime radd ederiz? Yani sa'i ahir yok ki yemin ona rücu etsin. Belli bir sa'i değil. İgaletu haris diyor. Haris yemin edemez ki. Çünkü galip galat yapmışsa bilmeyerek yapmış. Ne yemin edecek? Ne olur? Demek tekrar ediyorum. وَمَنْ تُولِبَ بِزَّكَ فَدَّعَ دَفْعَ اِلَى السَّعِنْ آخِرًا اَوْ اِدَّعَ غَلَةَ خَارِسٍ وَلَزَمْنَاهُ الْيَمِينَ فَنَكَلَ وَتَعَزَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ فِي الْاَسْسَحِ O da ne olursa? Ha, cevap وَمَنْ تُولِبَ بِزَّكَ فَدَّعَ دَفْعَ اِلَى السَّعِنْ آخِرًا اَوْ اِدَّعَ غَلَةَ خَارِسٍ وَلَزَمْنَاهُ الْيَمِينَ فَنَكَلَ وَتَعَزَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ فِي الْاَسْسَحُ اَنَّهَا يَمِينَ تُخَذُ مِنْهُ şey فَلَسَ اَنَّهَا زَكَى تُخَذُ مِنْهُ ondan alınır. Başka bir sahaya vermişim demesi onu kurtarmıyor yemin etmediği için. Haris galat yapmış demesi yemin etmediği için bir şeyi ona kazandırmıyor. وَلَوْ اِدَّعَا وَلِيُّ سَبِيِّنْ دَيْنًا لَهُمْ وَلَوْ اِدَّعَا وَلِيُّ سَبِيِّنْ Bir sabinin velisi dava ederse deynen lehu. Onun bir deyni. Bir çocuğunun velisi diyor, bu çocuğun Zeyd'den 1.000 lira alacağı var. Fe enkere Zeyd, o karşı kişi de inkar ediyor. Diyor, yok, bu çocuğun benden alacağı yok. Pek veli sabinin şahitleri yok. O karşıdaki müdâlehi inkar eden müdâlehi yemin etmesi gerekiyor. Ve nekele yeminden de ne oldu? Men oldu. Pek bu yemin o sahibinin velisine red oluyor mu olmuyor mu? Diyor, lem yuhallefil veliyyü. Burada veli yemine verilmez. Niye? Çünkü hak onun değil, hak sahibinindir. Bir kişi başkasının hakkının namına yemin etmez, yemin etmek zorunda değil. وَقِيلَ يُحَلَّفُ Bir kıyla göre yok, yemine verilir. Madem çocuğun velisi ise, malik hükmündedir, hak sahibinin hükmündedir, yemin eder. وَقِيلَ اِنِ اِدَّعَ مُبَاشَرَةَ سَبَبِهِ Eğer mübaşeretü sebebi, min iddia mübaşerete sebebihi Vakilinin iddiamı başına sebebi hülife. Diyor bu çocuğun Zeyd'den alacağı var. O alacağın sebebi de benim. Benim müdahalemle olmuş. Benim sebebiyetimle olmuş. Ha o zaman o Zeyd müdahaleyi yemin etmediği takdirde kıyleye göre bu sebebinin velisi yemin eder. Demek tekrar ediyorum. وَلَوْ اِدَّعَ وَلِيُ السَّبِينَ دَيْنًا لَهُ Sabin velisi diyor bu çocuğun Zeyd'den alacağı var. Fe enkere Zeyd'e inkar etti ve nekele yemin de etmedi. Lem yuhallefil veliyyu. Veli yemine verilmez. Ve kile yuhallefu. Bir kile göre yemine verilir. Ve kile in iddia. Eğer bu Sabin velisi dava ederse mübaşerete sebebihi bu malın sebebinin mübaşeretini iddia ederse hüllife yemin verilir. Yani benim sebebiyetim katkım olmuş derse yemine verilir ve illa yemine verilmez. Oldu yeter. Nefakumullahu nefhan mubinna.